1700'lü yıllarda giyotinle kafası gövdesinden ayrılmak üzere mahkum edilen bir kimyacının hikayesi bu. Onun ismi Antoine Luha Lavazi. Antoine Loua mahkemenin verdiği idam kararını duyduktan sonra anlatılanlara göre asistanına diyor ki ben ile mahkum edildikten sonra gözlerime dikkatle bak ve iki defa göz kırpıp kırpmadığımı kontrol et. Lavazy'nin öğrenmek istediği şey insan oğlunun bünyesinden kafası ayrıldıktan sonra hala bilinci çalışıyor mu? Bunu öğrenmek istiyordu aslında. İşte bu hayatını anlatıyor olduğumuz Antoine Luha Lavazi kimyanın babası olarak kanılıyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu adam kimyacı, bu adamın işte kafasının gövdesinden ayrılmasıyla ya da beyinle ne alakası var? Ama adam tam bir bilim aşığı, tam bir bilim insanı. Kendisi öldükten sonra bile hala beynin fonksiyonlarının devam edip etmediğini kanıtlamak isteyen, böyle bir miras bırakmak isteyen bir bilim insanı. Lavazi'nin bu öğrenmek istediği şeyi yani giyotinden sonra göz kırmızı kırpıp kıpmadığını anlatacağım. Ama bu adam öyle bir adam ki keşfettiği şeylerle de gerçekten kimyada çığır açmış bir adam. O yüzden önce gelin çok kısa bir şekilde bizim anlayabileceğimiz şekilde bizim hayatımıza neler katmış, neler keşfetmiş kısaca onlara bir bakalım. Müzik Şu an kullandığımız kimyasal elementler tablosu, hani geçmiş yıllarda okuldayken bize ezberletilen, daha doğrusu bir kısmı ezberletilen, ama kimyanın da temelini oluşturan o elementler tablosu, Breaking Bad dizisinden de mutlaka hatırlayacaksınız. İşte orada geçen tabloyu keşfeden, o tabloyu ortaya koyan, On Luha Levazi'dir. İşte Levazi'nin yaşadığı 1700'lü yıllarda kimya bilimi henüz daha yeni yeni gelişiyordu. O dönemin bilim insanları havanın ve suyun tek bir maddeden oluştuğunu düşünüyorlardı. Yani hava tek başına bir maddedir, su tek başına saf bir maddedir diye düşünüyorlardı. Lakin Levazi çıktı dedi ki hayır hava Oksijen ve azottan meydana gelir, su ise oksijen ve hidrojenden meydana gelirdi. Hatta levazi bu bilgiyi kanıtlamasına rağmen, kimyasal elementler isminde bir kitap yazmasına rağmen dahi bir türlü dönemin bilim insanlarına kabul ettiremedi. Ancak o dönemin yetişen genç kuşak bilim insanları levazinin hava ve su hakkındaki düşünceleri ve ortaya koyduğu kanıtlarıyla Ek olarak kimyanın elementleri isminde bizim de elementler tablomuzun temelini atan o kitabı kabul ettiler. Biz o kitabın ve o bilgilerin ışığında inşa ettik kimya bilimini. O günün bilim insanlarının yanlış bildiği bir şey daha vardı. O da diyorlardı ki ateşin meydana gelmesi için bir yanmayan madde, ikincisi ise o yanmayan maddeyi yakacak filojiston isminli bir madde gerekiyor diye savunuyorlardı. Filojiston dedikleri şeye yükledikleri anlam ateşin ruhu veya ateşin kendisi. Yani o Filojiston ateşin ortaya çıkmasına sebep olan bir madde olarak değerlendiriliyordu ve o olmazsa kesinlikle ateş yanmaz diyorlardı. Ama Levazi çıktı ve dedi ki hayır ateşin yanması için aslında gereken şey oksijendir. Şu an yakacağımız bir ateşin yanmasını sağlayan şey oksijenin kendisidir. Yani oksijen yanmaktadır." dedi. İşte bu keşfi de Levaszy yapmıştır. Ve 1700'lü yıllarda, henüz daha 300 yıl öncesinden bahsediyorum. 300 yıl öncesine kadar böyle bir bilgi bilinmiyordu ve bunu Levaszy ortaya koydu. Haklıydı da, oksijen de aslında yanan şey. Mesela bununla alakalı birçok deneyler yapılmış. Eğer yanan bir mumun üzerini kapatırsanız bir şeyle o mum içerideki oksijen tükendikten sonra kendiliğinden yavaş yavaş sönecektir. Çünkü yanma olayı oksijenle temastan kaynaklanmaktadır. İşte bu da Levazi'nin ortaya koyduğu Teori demiyorum, kanıtın kendisidir. Levazi de o dönem böyle kanıtlamış zaten. Peki böyle bir adam, ileride kimyanın babası olarak anlayabilecek bir adam nasıl oldu da idam edildi? Bu sorunun cevabı biraz geçmişine gitmek gerekiyor. Levazi aynı zamanda hukuk da okumuştu. Hatta şöyle enteresan bir bilgi paylaşayım sizinle. Dünyada iz bırakmış isimlerin neredeyse yarısı hukuk okumuş insanlar. Levazi de o isimlerden birisi olacaktı ileride. İşte bu saydığım keşiflerinden dolayı e, kimyada bir çığır açmıştır ve levazi ismini dünyada gelmiş geçmiş en etkin kimyacılar arasına yazdırmıştır. Hatta benim e, okumalarıma göre ilk onda çok rahatlıkla yer alıyor kendi kategorisinde yani bilim kategorisinde eğer genel bir kategoriyi değerlendirirsek yani savaşçısı, siyasetçisi aklımıza gelen bütün kategorileri de değerlendirdiğimizde dünyanın gelmiş geçmiş en etkin 20 insanından birisi gösteriliyor. Böylesine etkili olan ve aynı zamanda hukuk da okumuş olan bu isim bir süre sonra bürokrasiye atılıyor. Bürokrasi de çok güzel makamlar ve mevkiler elde ediyor, yükseliyor. Fakat o yükselişi esnasında Fransız ihtilali oluyor. Fransız ihtilali olduktan sonra Fransa hükümetinin çalışanlarının çoğu tutuklanıyor ve Levazi mahkemeye çıkarılıyor. Mahkemeye çıkarılan Levazi bilin bakalım hangi sebeplerden dolayı suçlanıyor? Evet, bürokrasi işlerinde bulunduğu için, devlet işlerine girdiği için, hükümetle ve özel sektörle yakından çalışırken yaptığı çalışmalardan dolayı kendisini tütüne su karıştırmak ve devletin parasında sahtekarlık yapma gibi 9 ayrı suçtan yargılanıyor. Ve 27 arkadaşıyla birlikte Levazi 50 yaşında bir diğer söylentiye göre de 52 yaşında giyotinle idama mahkum ediliyor. Tabi bu mahkeme sonucuna itirazlar ediliyor. Yeterli kanıtların olmadığını ve Levazi gibi bilime böylesine katkı sağlamış bir insanın idam edilmemesi gerektiğini, bu cezanın çok ağır olduğunu, Levazi gibi bir adam 100 yılda bir gelir fakat sizin bu kafayı kesmeniz sadece bir andır diye savunma yapılmasına, ısrar edilmesine rağmen mahkeme heyeti ne diyor biliyor musunuz? Cumhuriyetin bilim insanlarına ihtiyacı yoktur ve adalet yerini bulmalıdır diye cevap veriyor ve Levazi giyotinle idam ediliyor. Tekrar hikayemizin en başına geri dönersek Levazi gerçekten giyotinle kafası gövdesinden ayrıldıktan sonra iki defa göz kırpmış mıydı? Bazı kaynaklar yani bazı kaynaklar dedim Levazi'nin hayatını anlatan kaynaklarda Levazi'nin asistanından böyle bir isteğinin olmadığı da söyleniyor. Kayıtlarda böyle bir şey yoktur deniliyor. Bazı kaynaklarda diyor ki evet Levazi giyotinle idam edildikten sonra iki defa gözünü kırpmıştır diyenler de var. Peki aklımızda bir soru var. Gerçekten insanın kafası gövdesinden ayrılırsa beyin faaliyetleri hala devam ediyor. Bu konuyla alakalı yapılmış aslında bir dil üç değil onlarca deney var, örnek var, gözlemlemeler var. Bazı kesimler diyor ki hayır efendim, beyin faaliyetleri tamamen durur. Bazı nörobilimciler diyor ki Evet beyin faaliyetleri bir süre devam eder ve yüzde korku, endişe, şok ifadeleri, gözünü kırpması, dudaklarını oynatması gibi birçok belirti ve birçok tepki ortaya çıkar diye savunan bir kesim de var. Bu konuyla alakalı çok enteresan bir gözlem de var. O da giyotinle mahkumiyeti verilmiş mahkumların gönüllü olarak denek, olmak istedikleri söyleniyor. İşte o giyotinle mahkum edildikten sonra o mahkumlar gözlemleniyor ve hiçbir şekilde yüz ifadesinde veya dudaklarında, gözlerinde e, duygusal anlamda da bir değişiklik olmadığı gözlemleniyor. Fakat daha sonra yine birçok çalışma yapılıyor ve ortak görüş şu oluyor. Evet e, insanın kafası gövdesinden ayrıldıktan 15 saniye süren o süre zarfında insanın beyin faaliyetleri devam eder. O bilinç faaliyetleri ise e, 5 saniye devam eder en fazla diye bir sonuca varıyorlar ve böyle bir ortak görüş beyan ediyorlar. Çok enteresan bir sonuç paylaşacağım sizinle. Giyotinle idam edilen kimyanın babası olarak da anılan antoine Luha Levazi idamından bir buçuk yıl sonra Fransız hükümeti tarafından onurlandırılıyor. Ne garip değil mi? Sizi öldürüyorlar ve sonra size ölümünüzden çok kısa bir süre sonra iade itibar yapıyorlar.